Lefke ve yöresi sivil toplum örgütleri imzasıyla yayınlanan basın açıklamasında Cengiz Topel Hastanesi'nin kapatılmasına dün de karşıydık, bugün de karşıyız. Şimdi edeyin ona yakın Sağlık Bakanı'nın girişimi başarıya ulaşamamıştır. Şimdiki girişiminde akibeti aynı olacaktır denildi. Son iki yıldır Güzel Yurda Sivil Savunma Teşkilatı'nın biriktirdiği parayla yeni bir hastane yapılması yani konmamış adıyla Cengiz Topel Hastanesi'nin kapatılması için Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden uğraş verildiğini ve bu uğraşa Güzel Yurt milletvekillerinin de katkıda bulunduğu savunulan açıklamada Güzel Yurt ilçesinin 6 milletvekilinin Lefke bucağını temsil etmediği öne sürüldü. Açıklamada Cengiz Topel Hastanesi'nin faaliyetlerinin sağlık merkezi seviyesinin de altında olduğu kaydedilerek hastanenin olanaklarının iyileştirilmesi talep edildi. Güzel Yurt milletvekillerinin hastane konusundaki tutumlarıyla hiçbir puan toplayamayacakları, aksine insanları ikiye böldükleri savunulan Lefke ve Yöresi Sivil Toplum Örgütleri açıklamasında Lefke'nin 6. ilçe olması için mücadele kararlılığı da vurgulandı. Açıklamada Sağlık Bakanı Salih da yeni hastane binasını Cengiz Topel Hastanesi alanına inşa etme kararı alması ve inşaat tamamlanana dek Cengiz Topel Hastanesi'ni ikinci basamak sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verildiği bir düzeye getirmesi çağrısı yapıldı. Açıklamada aksi halde Lefke yöresi halkının artarak çoğalan tepki ve öfkesinin neticelerinin görüleceği de belirtildi.